Gençler selamlar, ben SML hocanız, SML hoca matematik kanalındasınız. Dördüncü haftamızın ikinci konusundayız. Konu rasyonel sayılar sevgili gençler. Konu anlatımı olarak biraz uzun tutmaya çalıştım. Çünkü çoğu konunun içerisinde bu rasyonel sayı zımbırtısını kullanacaksın sen. Bayağı kullanacaksın. Özellikle bu konunun sonundaki devir londalık sayılar bilmen gereken konulardan bir tanesi. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı daha da hızlı hale getirebilmek adına ise bunlarla alakalı bol miktarda soru çözmen gerekiyor. Ödevlendirmeni de zaten bu şekilde yapacağım. Şimdi rasyonel sayılara başlayalım bakalım neymiş ne değilmiş. Arkadaşlar A ve B iki tam sayı ve B de sıfırdan farklı olarak kabul edeceğiz. Ben A bölü B'yi bir kesir olarak tanımlarım. Bu bir kesir. Bu kesiri şu şekilde yazdık ya, A kısmına pay dersiniz, B'ye payda diyeceğiz ve şuradaki çizgiye de kesir çizgisi diyeceğiz arkadaşlar. Kesir çizgisi diyeceğiz. Ve şurada B'yi sıfırdan farklı olarak vermemizin sebebi ise bu B'nin sevgili gençler payda olduğu için sıfırdan farklı olması gerekiyor. Çünkü sen gidip de A'yı sıfıra bölersen burada A sıfırdan farklıysa ne oluyordu arkadaşım, bu tanımsız oluyordu. Biz buna tanımsız diyorduk. Tanımsızlığı veya belirsizliği engelleyebilmek adına B'nin burada sıfırdan farklı olması gerekiyor. Paydası sıfır olana kesir diyemeyeceğiz o zaman. Örneğe bakalım. Bu kesiri tanımsız yapan kaç tane x değeri vardır diye soruluyor. Bak bir tanesi direkt belli zaten. Bak şu bir kesir. Bu bir kesirse paydası sıfır olamaz kardeşim. Demek ki x sıfır olursa bu ifade tanımsız olur. Ya da şuradaki ifadenin tamamına bakacak olursanız, yani ne demek? 2 eksi 2 bölü x'e bakacak olursanız, eğer bu kendisi sıfır olursa o halde gençler şu kısım sıfır olduğu için 1 bölü 0 tanımsız olur. Şu eksili 2 bölü x'i karşıya atarsanız 2 eşittir 2 bölü x gelir. Şimdi 2'yi neye bölersem 2 olur arkadaşlar? Tabii ki 1'e. Demek ki x eşittir 1 için de bu ifade tanımsız olacak. Başka da elimizde bir payda kalmadığı için biz bu x'leri 0 veya 1 seçersek ancak tanımsız olur. Kaç tane x değeri varmış o zaman? 2 tane x değeri için bu ifadenin kendisi tanımsızmış diyeceğiz. Şuradaki notumuza bakalım. Arkadaşlar eksi 1 dahil değil, 1 dahil değil ama eksi 1 ile 1 arasındaki tüm ama tüm sayıları ben basit kesir olarak adlandıracağım. 1 dahil ve eksi 1 dahil olmak üzere 1'in sağ tarafı ve eksi 1'in sol tarafında kalan tüm sayılara da ben bileşik kesir diyebilirim. Eksi 1 ile 1 arasındakiler basit kesir. Bileşik kesirlerde eksi 1'den küçük, 1'den daha büyük. Tabii eksi 1 ve 1 de dahil olmak üzere diyoruz. O halde ben bunu şu şekilde tanımlayabilirim. Eğer ki x'lerimiz eksi 1 ile 1 arasındaysa, x elemanı eksi 1 ile 1 arasındaysa x basit kesir diyeceğim. Basit kesir. Bu aralıkta değilse de bileşik kesir diyeceğiz. Onu da şu şekilde gösterebiliriz. X elemandır. Eksi sonsuzdan eksi 1 kapalı aralığına kadar birleşim. Birden de sonsuza kadar tabii buradan açık olacak. İşte bunlara da sevgili gençler x'ler o halde bileşik kesir diyeceğiz sevgili gençler. Evet şimdi devam ediyorum bir diğer örneğimle. A eksi 2 bölü 3 kesri bir basit kesir olduğuna göre A'nın alabileceği kaç tane tam sayı değerlerinin toplamı. Bir kere şimdi şöyle düşünecek olursak pay kısmı paydasından daha küçük olmalı mutlak değerce. Bak onu da şuraya yazabilirsin bu arada. Bir kesirin basit kesir olabilmesi için pay, bu payın mutlak değeri paydadan daha küçük olmak gerekiyor. Daha küçük olması gerekiyor her zaman. Dolayısıyla sevgili gençler şu şartı sağlatırsanız da basit kesir olur diyebiliriz. O halde a eksi 2 bölü 3 kesri bir basit kesirse demek ki diyeceğiz ki bu a eksi 2'nin mutlak değeri küçüktür 3 diyeceğiz. Şimdi mutlak değeri 3'ten küçük olan bir sayı nedir acaba diye düşünecek olursak şöyle diyeceğiz ona da. Demek ki bizim bu a eksi 2'miz 3'ten daha küçük olacak, o kesin. Eksi 3'ten de daha büyük olmalı diyeceğiz. Mutlak değerde bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz zaten. Burada 3 yazıyorsa arkadaşlarım
Bunu eksi 3 ve 3 olarak parçalıyorsunuz ve buradaki a eksi 2'yi de ne yapıyoruz? Ortaya koyuyoruz. Şimdi eksi 3 ile 3 arasındaki a eksi 2 için ben burada a'yı yalnız bırakmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor o halde? Ben buraya 2 eklersem a yalnız kalır. O zaman buraya da 2 ekleyeceksin. Buraya da 2 ekleyeceksin. Eksi 3'e 2 eklersen eksi 1 gelir. Küçüktür, burada sadece a kaldı. O da küçüktür. 3'e 2 eklersen ne olur? 5 olur. Demek ki bizim a değerlerimiz eksi 1 ile 5 arasındaki sayılarmış. Eksi 1 ile 5 dahil değil. Bunların toplamı sorulmuş. Peki burada a hangi değerler olabilir? Eksi 1 alamıyorsa 0'ı, 1'i, 2'yi, 3'ü ve 4'ü alır. 5'i alamaz, dahil değil dedik. O halde bunların toplamı nedir? 0'dan 4'e kadar olan tam sayıların toplamı tabii ki 10'dur. Tek tek topladığın zaman cevabımız da bu olacak diyebiliriz. 47. sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçiyoruz. Bir notumuz var. Eğer ki A bölü B, C bölü D'ye eşit ise sen burada içler dışlar çarpımı dediğimiz olayı, yani A ile D'yi çarpıp C ile D'yi, B'yi çarpıp bunların birbirine eşitliğinden bahsedebiliriz. Biz buna içler dışlar çarpımı diyoruz. Niye peki? A bölü B'yi şu şekilde yazdın. C bölü D'yi de şu şekilde yazdıysan eğer, içeride kalanlara bak, şunlar iç tarafta kalmış. İşte bunlar içlerdir. Bak şunlar da dış tarafta kaldığı için dışlardır. Yani biz buna bu yüzden şurası dışlar, dışların çarpımı. Burası da içlerin çarpımı olduğu için içler dışlar çarpımından bu eşitliği sunuyoruz. Hani bazen soruların içerisinde diyoruz ya, bir içler dışlar çarpımı yapalım diye. İşte o içler dışlar çarpımının isminin sebebi de bu. Tanımımıza bakalım. A bir tam sayı. B de bir tam sayı. Fakat B sıfırdan farklı olacak. Olmak üzere A bölü B kesrinde. A ile B eğer sadeleşemiyorsa bu kesre biz rasyonel sayı diyeceğiz. Örnek olarak işte 2 bölü 3, eksi 4 bölü 7, eksi 9 bölü 2, 8 bölü 1, 0 bölü 3 gibi. Bunların hepsi rasyonel sayıdır. Hocam bu eksinin durduğu yer fark eder mi? Çünkü bazen şöyle oluyor, mesela 4 bölü eksi 7 yazıyor. Bazen de o eksi kesir çizgisinin hemen yanında yazıyor. Bir şey fark eder mi? Hiçbir şey fark etmez. Sonuç olarak bu da negatif, çünkü negatifi pozitife bölmüş. Burada pozitifi negatife bölmüş. Burada da pozitife pozitifi bölüp başına eksi koymuş. Hepsi de aynı sayıyı verir bize. Hepsi de aynı rasyonel sayıdır. Bunu da unutma. Q, yani rasyonel sayılar kümesi bu. Öyle A bölü B'lerden oluşmakta ki, bak A bölü B yanına da bir tane çizgi varsa bu şöyle okunur. Öyle A bölü B'lerden oluşur ki bu küme B sıfırdan farklı, A ile B sadeleşemez. Ve A ve B birer tam sayı. İşte rasyonel sayılar kümesinin tanımı basitçe bu sevgili gençler. Peki notumuza bakalım. Tam sayılar ile rasyoneller. Şimdi şöyle diyeceğiz bu notta. Ben sevgili arkadaşım, bu tam sayılarla rasyonellerin arasındaki farkı incelemek istiyorsan. Şimdi her tam sayı yazın siz de, her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Rasyonel sayıdır. Tersinden bahsedebilir miyiz? Her rasyonel bir tam sayı mıdır? Hayır. Bazı rasyonel sayılar, onu da yazın. Bazı rasyonel sayılar tam sayıdır diyebiliriz aynı zamanda. Mesela yukarıda gördüğümüz gibi verdiğimiz örneklerin içerisinde var. 8 bölü 1 rasyoneldir ve bir tam sayıdır. Eleman tam sayı. 0 bölü 3 sıfırdır ve bir tam sayıdır. Ama 2 bölü 3 bir tam sayı değildir. Rasyoneldir. Bak buradakilerin hepsi rasyonel ama bazıları tam sayı olur diyoruz. Her tam sayı, mesela tam sayıları yazın desem. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi sen bunların hepsini de rasyonel biçimde yazabilirsin. Eksi 3 bölü 1, eksi 2 bölü 1, eksi 1 bölü 1. İşte 0'ı 0 bölü 5 diye yazdım mesela. 1'i 1 bölü 1, 2'yi 2 bölü 1, 3'ü 3 bölü 1 diye yazdım. Bakın bunların hepsi aynı zamanda rasyoneldir. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır ama bazı rasyoneller tam sayıdır diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi bu rasyonel sayılarla eğer işlem yapmak istiyorsak yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Toplama ve çıkarma işlemlerini nasıl yapacağız? Eğer paydalarımız birbirinden farklıysa, B ve D gibi birbirinden farklıysa, burayı D ile, burayı B ile genişletiyorsun veya ekoklarında eşitliyorsun. Daha sonrasında da
Bu eşitlemeyi nasıl yapacaksın? D ile A'yı çarpıyorsun. B ile C'yi çarpıyorsun. Aradaki işaret neyse, artı ise artı, eksi ise eksi. Bölü paydamız B çarpı D oluyor. Tek payda olarak yazıyoruz. Payda kısmındakiler toplanıp çıkarılmıyor sevgili gençler. Bunu da sakın unutmayın. Peki çarpılırken daha kolay. A ile C'yi çarpıyorsun. B ile D'yi çarpıyorsun. Araya kesici çizgisini atıp işi bitiriyorsun. Bölünürken de bir fark var. Çarpmaya çeviriyorsun sen bunu. Nasıl? Aradaki bölü işaretini çarpım yapıyorsun. Şuradaki ikinci kesri C bölü D'yi D bölü C diye takla attırıyorsun. Ters çeviriyorsun. Peki A bölü B'nin eksi birinci kuvveti demek ne demek? Şu demek. A bölü B'yi ters çevir demek. B bölü A yaz demek. Buradaki eksi bir ne oldu? O kayboldu artık. Tamam. Yani aslında kayboldudan kastımız şu. A bölü B'nin eksi birinci kuvveti aslına bakarsan B bölü A'nın birinci kuvvetidir. Aslına bakarsan sadece buradaki eksi yok oldu, eksi kayboldu diyebiliriz. Yine burada da yukarıda belirttiğim uyarıyı yazıya döktük. Eksi kesir çizgisinin de başında olsa, burada da olsa, burada da olsa hiçbir şey fark etmez. Bunların hepsi birbirine eşit. İşaretin nerede durduğunun bir önemi yok diyoruz sevgili gençler. Ve geçiyoruz 48. sayfamıza. Buradaki işlemi yap demiş bize. Yapalım. Önce parantez işlerini yapmamız gerektiğini sen biliyorsun. Yapalım o zaman parantez işlerini. Mesela ben burayı 3 ile burayı 7 ile genişletmek istiyorum. Burada da 7 ve 6 var. Burayı 6 ile burayı da 7 ile genişletmek istiyorum. 1 bölü 4 dışarıda kalacak ilk başta. Daha sonrasında 3 kere 4 12 yaptı. Eksi 7 kere 1 7 yaptı. Bölü 3 kere 7 21 yaptı. Eksi 1 bölü 2 parantezinde. Yine bu sefer buradayız. 6 kere 2 12. 7 kere 1 7. Bölü 6 kere 7 42 yapar sevgili arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 4 parantezinde içeriği hesaplayalım. 12'den 7 çıktı 5. Bölü 21. Eksi 1 bölü 2 parantezinde. 12'den 7 çıktı 5. Bölü 42 dedik. Şimdi şu 1 bölü 4'ü içeri bir dağıtsam ben. 1 kere 5, 5. 4 kere 21, 84. Eksi 1 kere 5, 5. 2 kere 42, 84. Şimdi ben size şunu soruyorum. 5 bölü 84'ten 5 bölü 84'ü çıkar. Bu 5'ten 5'i çıkar demek gibi bir şey. Çünkü sayıyı kendisinden çıkarıyorsun. Sonuç ne olur? Tabii ki 0 olur. Bu sorumuzun cevabı da 0 olacaktı diyebiliriz. Geçtim bir diğer örneğime. 1'i 3 bölü 2'ye böl. Ve 1 bölü 3'ü 2'ye böl ve bunları topla demiş. Bakın hepsinde aynı sayılar yazıyor. Hepsinde aynı sayılar. Fakat kesir çizgisinin durduğu yer önemli. Burada ana kesir çizgisi dediğimiz kesir çizgisi şu arkadaşlar. Burada da bu. Madem öyle önce 1'i 3 bölü 2'ye bölelim. Yani 1'i 2 bölü 3 ile çarpalım demek bu. Bak buradaki bölüneni, yani böleni özür diliyorum, ters çeviriyoruz. Artı burada da 1 bölü 3'ü 2'yi ters çevirirsem 1 bölü 2 ile çarp demek. Şimdi burasının zaten 2 bölü 3 olduğunu biliyorsun. Artı yandaki nedir? 1 bölü 6'dır bak. 1 kere 1, 3 kere 2. Madem öyle ben burayı 2 ile genişletirim ya. 2 kere 2 4 yapar. Bölü 6 artı 1 bölü 6. Artık paydalar eşit olduğuna göre 4 ile 1'i topladım 5. 6 zaten olduğu gibi yazılacak. Cevap 5 bölü 6'dır denilebilir. Bir diğer örneğimiz. A B'den, B'de 0'dan farklıysa doğal olarak A da 0'dan farklı olacak sevgili gençler. Yani A da 0'dan farklı olmaya demek istiyoruz. Olmak üzere A bölü B kesirinin hem pay hem de paydasından hangi ifade çıkarılırsa eğer kesrin değeri B bölü A olur demiş. Şimdi burada sevgili arkadaşlarım bizim A bölü B kesrimiz var. Ve ben bu A bölü B kesrinden hem payından hem de paydasından bir x sayısı çıkaracağım diyor. Ve bu da b bölü a'nın ta kendisini verecek bana diyor. Madem öyle içler dışlar çarpımı yaparız. Bu eşitliği biliyoruz değil mi? İçler dışlar çarpımı eşitliği. Yapalım. A ile a'yı çarptım. A kare. A ile eksi x'i çarptım. Eksi ax. Eşittir. B ile b'yi çarptım. B'nin karesi. B ile eksi x'i çarptım. Eksi bx geldi. Daha sonrasında ne yapmamız lazım? Şunu. B kareyi bu tarafa, eksi a eksi bu tarafa. Yani x'leri bir tarafa topladım aslına bakarsan. A kare eksi b kare oldu bu taraf. Eşittir. Karşı tarafta ax eksi bx oldu. Peki şu a kare eksi b kare. Şuradaki hatırlatmayı da göz önünde bulundurarak
X kare eksi Y kare. Biz bu hatırlatmanın ismini de yazalım. 2 kare farkı. 2 kare farkı dediğimiz zaman bunu çarpanlar ayırma dersinde de göreceğiz arkadaşlar. 2 kare farkı dediğimiz zaman ne yapmamız lazımmış? X kare eksi Y karede. Bir çıkarıyoruz, bir topluyoruz. Bunları da çarptığımız zaman bunu elde ediyoruz manasına gelir bu. E madem x kare eksi y kare bu. A kare eksi b kare nedir? Hocam bu da a eksi b ile a artı b'nin çarpımıdır. Evet doğrudur. Eşittir. Bak burada da iki tane x var. O x'leri x parantezine alırsam burada bir a, burada da bir eksi b kalır. Şimdi hemen cart cart diye sadeleştirme her iki tarafta aynısı var diye. Sorunun başında AB'den farklı dediği için biz bunu sadeleştirme hakkına sahip oluyoruz diyeceksin. Sorunun başında şöyle bir şey vermemiş olsaydı bu sadeleştirme işlemini yapamazdı. Neden? Çünkü eğer A'nın B'ye eşit olma gibi bir durumu söz konusuysa, eşitseler eğer, burası 0 olur, burası da 0 olur. Sen her iki tarafı A eksi B'ye bölersen sıfıra bölmüş olursun. Sıfıra bölünen şeyler de biliyorsun nedir? Ya tanımsız ya da belirsiz. Ama bunlar birbirinden farklı olduğu için biz rahatlıkla sadeleştirebiliriz bunları. Sadeleştirdikten sonra geriye ne kaldı? A artı B'nin X'e eşitliği kaldı. Şimdi demiş ki hangi ifade çıkarılırsa kesrin değeri B bölü A olur. Ben X çıkarsa demiştim. X'in de A artı B'ye eşit olduğunu gördük arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A artı B olacaktı diyebiliriz. Hangi sayı dememiş, hangi ifade demiş. Dolayısıyla ben de bunu ifade olarak buldum. Cevabımız A artı B olacaktı dedik. 48. sayfamızın sağ üst tarafındayız. A bölü B kesrinin değeri 2 bölü 7'ymiş. Bu A bölü B kesrinin hem payından hem de paydasından 5 çıkarılırsa yeni oluşan kesrin değeri 1 bölü 6 olmaktadır. Şimdi buna göre B eksi A bölü B artı A kaçtır diye sormuş. Arkadaşlarım A bölü B kesrinin değeri A bölü B'nin değeri 2 bölü 7 demek eşittir 2 bölü 7 demek değildir. Çünkü 2 bölü 7'ye eşit olan mesela 4 bölü 14 de vardır. Veya 6 bölü 21 de 2 bölü 7'ye eşittir aynı zamanda. Ben A'nın ve B'nin 2 ve 7, 4 ve 14, 6 ve 21 ve daha bir sürü sonsuz tane ifade olabileceğini biliyorum artık. Madem öyle nasıl yazacağız hocam? A bölü B'yi 2K bölü 7K biçiminde yazacaksın ve bunu bir kenara not edeceksin. Bu cepte. Peki bu 2K bölü 7K kesrinden hem payından hem de paydasından ne çıkarıyormuşuz arkadaşlar? 5 çıkarıyormuşuz. Ve çıkardığımızda da kesrin değeri ne oluyormuş? 1 bölü 6. Şimdi buna 1K bölü 6K da yazabilirsin ama zaten elimizde K'lar gideceğinden 1 bölü 6 diye direkt yazabilirsin. Hocam burada niye yazmadık diye soracak olursan çünkü buradan 5 çıkardık. Bunları K'ları sadeleştiremeyiz biliyorsun. Çarpım durumundayken eyvallah sadeleştirirsen ama şu şekildeysen K'lar gitmez. Şimdi işler işler zamanı. 6 ile 2K eksi 5'i çarpalım. 6 kere 2K 12K yapar. Eksi 5 kere 6 da 30 yapar. Eksi 30 yapar. Eşittir. 1 kere 7K, 7K eksi, eksi 5 kere 1 de eksi 5 yapar. K'ları bir tarafa, yani bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Uygulayalım. 7K'yı bu tarafa attım. 12K'dan 7K'yı çıkardım. 5K kaldı. Eksi 30'u karşıya attım. Artı 30 diye geçti. 30 eksi 5'ten de burası 25 oldu. Demek ki K'mız kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Şimdi ben A ve B'yi buldum sayılır artık. Neden biliyor musun? Çünkü K eğer 5 ise 2 kere 5'ten 10, 7 kere 5'ten 35 gelir. Demek ki A sayısı 10'muş, B sayısı 35'miş. Benden ne istenmişti? Aha da şu. B'den A'yı çıkar demiş. Çıkaralım. 35'ten 10'u çıkardım. 25. 35'e 10 ekledim. 45. İşte bu sorulmuş. Bunu da bir zahmet sadeleştirelim. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 9. Demek ki cevabımız neymiş? 5 bölü 9'muş. Demek ki bu A bölü B kesrinin değeri 10 bölü 35 iken B eksi A bölü B artı A'nın değeri de 5 bölü 9 oluyormuş dedik sevgili gençler. Geçtim bir diğer örneğime. Gayet karışık gibi görünen bir örnek ama üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. Bakalım nasıl çözeceğiz? Öncelikle 5, 4 ve 10. Bunların eşitlenebileceği sayı. 3 tane topluyoruz bu sefer çünkü. Hani bunu bununla bunu bununla desek bunu neyle çarpacağız? Merak etmeyin arkadaşlar. Şöyle yapacağız.
5, 4 ve 10. Bunların ekoku kaçtır? Bir önceki konuda gördük. En küçük ortak katı 20. Hocam illa ekok mu lazım? Yok, ortak katlarından bir tanesini de yapsan olur. Sadece büyük sayılarla uğraşabilirsin eğer farklı sayılar seçersen. Burayı 4 ile, burayı 5 ile, burayı 2 ile. Burayı 4 ile, burayı 5 ile, burayı da 2 ile genişletecek olursam. 4 kere 1, 4 yapar. 5 kere 2, 10 yapar. 2 kere 3, 6 yapar. Eksi 6 bölü eşit dediğim sayı 20 idi. Bölü 4 kere 1, 4. Eksi 5 kere 2, 10. Artı 2 kere 3, 6 yaptı. Ve sevgili gençler, burada bir hatamız mı var soruda? Şöyle yapalım mı arkadaşlarım? Çünkü alt taraf 0 gelecek. Şurayı eksi yapın. Eksiyle değiştirin arkadaşlar. Ve doğal olarak da şurası da eksi olsun. Kusura bakmayın. Bölü paydamız yine 20 olmuş oldu. Şimdi ya bu paydalar 20 iken sen bunları götürmeyi biliyorsun. 4'e 10 ekledim 14. 6 çıkardım 8. Bölü 4'ten 10 çıkardım. Eksi 6. Eksi 6 daha eksi 12 yapar. 4'e böl 2. 4'e böl eksi 3. Demek ki cevabımız eksi 2 bölü 3'müş sevgili arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Az önce şurası artı iken payda 0 olduğundan soruyu değiştirmek zorunda kaldın. Kusura bakmayın. Büyük ihtimal işaret hatası yaptım soruyu yazarken. 1 bölü 4, 1 bölü 5, 1 bölü 6 bunların toplamı x olduğuna göre 3 bölü 4, 4 bölü 5, 5 bölü 6 bu toplamın x türünden eşiti nedir diye soruluyor. Şimdi birazcık düşünelim. Burada bir bütün görmen lazım. Bu tarz sorularda ki acil matematik TYT soru bankasında da var, matematiğin yayıcında da var bu tarz sorular. Burada mutlaka bütün olan tam sayılar görmen lazım. Bunu nasıl görürsün? Şimdi bak 1 bölü 4 var. Aşağıda benzeri ne var? 3 bölü 4 var. 1 bölü 5 var. Aşağıda benzeri 4 bölü 5 var. 1 bölü 6 varken de alt kısımda benzeri 5 bölü 6 mevcut. Şimdi ben bu ikisini yani şu ifadeyle şu ifadeyi toplasam ne olacak? Ben şuna A demek istiyorum. Böylelikle 1 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü topladım. Hocam 4 bölü 4 geldi. Muhteşem. 1 bölü 5 ile 4 bölü 5'i topladın 5 bölü 5 geldi. 1 bölü 6 ile 5 bölü 6'yı topladın 6 bölü 6 geldi. Ve sen aslında x ile a'yı toplamış oldun. X artı a dedim buraya da. Şimdi gelin 4 bölü 4 1'dir. 5 bölü 5 1'dir. 6 bölü 6 da 1 lan. Topla bunları ne gelecek? X artı a geldi şurası artı. Şimdi şurası kaç yapar? 3. Demek ki 3 neymiş arkadaşlar? X artı a'ymış. Bana diyor ki bu toplamın yani a'nın x türünden eşiti. Şu x'i karşıya at bakalım ne olur? A eşittir. 3 eksi x olur. Cevabımız da bu olur diyebiliriz. Bak ben buradaki a'yı yani bana sorulanı x cinsinden, x türünden ifade etmiş oldum. Cevabımız da 3 eksi x olacaktı deriz. Geçtik 49. sayfamıza. A bölü b rasyonel sayı olmak üzere a'nın b'ye bölünmesiyle elde edilen sayıya ne denir sevgili gençler? Ondalık sayı denir. Ondalık sayı denir. Şimdi a'yı zaten b'ye bölmedik mi hocam? A'nın b'ye bölünmesiyle elde edilen sayıdan kastımız ne? Bakkal bölmesi yapacaksın. Bakkal. Nasıl biliyor musun? Şöyle bak. 39'u 4'e böleceğim. 39'un içerisinde 4 kaç defa var? 9 defa var. 4 kere 9 36. Çıkardım 3. Bu şekilde bırakacağız mı? Bu şekilde şöyle bırakırsın ancak. 9 tam 3 bölü 4 dersin. Bak tam sayılı kesir yaptı bu da. 9 tam önce bu 3 bölü 4. Bak tam sayılı kesir. Ama ben ondalık sayı arıyorum. Ondalık sayı nasıl yapacağım? Şöyle. 3'ü 4'e bölmeye çalışacağım. Bölünmüyor. Bir sıfır atacaksın o zaman. Bir virgül koyacaksın. Ne kadar sıfır attın o kadar virgül koyacaksın. 30'un içinde 4. Hocam 7 defa. 4 kere 7, 28. Çıkar 2. 2'yi de 4'e bölmeye çalışacağım. Bir sıfır koydun, virgülü koyduğun için artık koymuyorsun. 20'nin içinde 4, 5 defa. 4 kere 5, 20 çıkar 0. Burası 0 yaptı mı? O zaman olay bitti. Al sana ondalıklı kesri, ondalıklı sayın hazır. Yani bu 39 bölü 4 aslında 9,75'in ta kendisiymiş. 39 bölü 4 bir kesirdir. 9,75 bir nedir? Ondalık sayıdır. 3 bölü 4'ü de yazalım hadi. 3'ü 4'e böleceksin yani. Buraya bir 0 koydum. Buraya bir 0 koyup virgül koydum. Yani direkt virgül koyamazsın. Direkt virgülle başlayan bir sayı yok.
Doğal olarak mantıken 0 virgül koydum. 30'un içerisine 4, 7 defa. 4 kere 7, 28. Çıkarttım 2. 20 yaptım. 20'nin içine 4, 5 defa. 5 kere 4, 20. Çıkar 0. Bitti. 0,75 bizim cevabımız olacakmış. Ve 5 bölü 8. Hadi bir de 5'i 8'e bölelim bakalım. Bir sıfır attım. Bir sıfır koyup virgül koydum. 50'nin içinde 8 kaç defa? 6. 6 kere 8, 48. Çıkardım 2. Sıfırı attım. 20'nin içinde 8, 2 defa. 2 kere 8, 16. Çıkar 4. Ve bir sıfır daha koydum. 40'ın içerisinde 8, 5 defa. 5 kere 8, 40. Çıkar 0. Bitti. O halde sevgili gençler, 0,625 de 5 bölü 8'e eşitmiş diyeceğiz. Devam. Tam sayılı kesir. Şimdi tam sayılı kesri sevgili gençler, ben A artı B bölü C'dir diye tanımlayacağım. Şimdi buna bağlı olarak da eğer ki elimizde eksi A tam B bölü C varsa, eksi A tam B bölü C varsa bu nedir? Aslına bakarsan eksi parantezinde A tam B bölü C'dir. Ve aslına bakarsan eksi parantezinde A artı B bölü C'dir. Eksiyi de içeri dağıtırsan eksi A eksi B bölü C'dir diyeceksin. Yani bunun tamamının eksilisidir. Çünkü bazen şöyle yapılabiliyor mesela. Eksi 2 tam 2 bölü 3'ü bazen öğrenciler işte heyecanla da olabilir veya yeterli bilgi birikimine sahip olmadıklarından da olabilir. Bunu şu şekilde çeviriyorlar. Eksi 2'ye 2 bölü 3 ekliyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Eksi 2'den 2 bölü 3 çıkaracaksın. Doğrusu bu. Bunu sakın yapmayın. Eğer burada eksi varsa ikisinin de önünde eksi olacak. Bu kural. Tamam mı? Böyle aklında tutacaksın. Örneğin 7 tam 2 bölü 3. Şimdi ben bu 7 tam 2 bölü 3'ü çevireceğim ama ben bunun 7 artı 2 bölü 3 olduğunu biliyorum. Yani biz bunu çevirmeyi biliyoruz. 7 kere 3 21. Üzerine bu 2'yi ekliyorsun. Bir de bölü 3 diyorsun. Yani ne olacakmış? 23 bölü 3 olacakmış. Peki şuna bakalım. 28 bölü 5'i ben tam sayılı kesir nasıl yaparım? Onu da yukarıda göstermiştim. Uyanık ol. 28'i 5'e böldük. 5 defa var. 5 kere 5. 25 çıkardım 3. Devam ettirmiyorsun. Ettirirsen ondalıklı sayı bulursun. Ne yapacağız? Şuradaki 5 tam 3 bölü 5. Bu şekilde de tam sayılı kesire çevirebiliyorsun. Bu ikisi birbirine eşittir. Şunu da şuna çevirirsen nasıl çeviriyordum? 5 kere 5 25. 3 ekliyorsun 28 bölü 5. Bak aynısını verdi. Anlaştık. Hem tam sayılıyı bileşik kesire hem de bileşiği tam sayılı kesire çevirebiliyorsun rahatlıkla. Devam ediyorum gençler bir diğer soruna. 1,32 sayısını rasyonel olarak ifade et demiş. Nasıl ifade edeceğiz? Hemen şöyle yapıyorsun bak. Sayının tamamını virgülsüz yazıyorsun. 132. Sonra da bunu virgülden sonra kaç tane sayı var? 2 tane. 1'i koydun, 2 tane de 0 koyuyorsun. Yani 100'e bölüyorsun. Şimdi rasyonel olarak ifade et demişti. Bunu sadeleştirmemiz gerekiyor doğal olarak. İkisini de 4'e bölebilirim. 13'ün içerisinde 4, 3 defa. 12'nin içerisinde 3 defa. Ve bunu 4'e bölersen de 25 gelir. Sadeleştirmeyi yaptım. İkisini de 4'e bölerek 33 bölü 25 rasyonel olarak ifade ettik. Biz 1,32. Peki şuna bakalım. Bu işlemin sonucu nedir diye soruluyor. Bunlar da şu kısımları sevgili gençler. İşte 418 bölü 100, 418 bölü 1000, 314 bölü 100, işte 314 bölü 10.000 şeklinde yazmayın. Şöyle yapın. 4,18 ve 0,418 var. Hangisinde daha fazla virgülden sonra sayı var? Şunda. 418'de. Ben bu virgülü 3 tane sağa kaydırırsam buradaki 0 falan ortadan kalkar. Ama ne yaptım? 3 tane kaydırdım. Bunu da 3 tane kaydıralım. 2 tane kaydırınca bitiyor. O zaman bir tane de 0 koyalım. Yani 4180'i 418'e böl demiş. Artı. Burası ne olur o zaman? Bak burada 4 tane, burada 2 tane. O zaman ben alt kısmı virgülden kurtarırım. 314 yazarım. Burayı da 2 tanesini kaydırınca virgülden kurtarıyor. 2 tane daha lazım. O zaman 2 tane de 0 atarım. Soru bitti. 4180'i 418'e bölersen 10 gelir. 3000 pardon 31400'ü 314'e bölersen de 100 gelecektir ve toplamımız 110 olacaktır. Bu işlemin sonucu da 110'dur diyebiliriz sevgili gençler. Kesirlerle uğraşmaktansa bu şekilde yapmak gerçekten çok daha basit. Şimdi örneğimize bakıp bir de yorum yapalım ve 80,125 sayısını çözümleyelim. Çözümleme yapacağız ama biraz da yorum tabii ki. Şimdi şurası kaçlar basamağıydı? Onlar basamağı olduğu için 10 üzeri 1. Burası 10 üzeri 0. Bitiyor mu? Bitmiyor. Bak burası 10 üzeri eksi 1'ler basamağıdır.
Bak burası 10 üzeri eksi 2'ler basamağıdır. Burası da 10 üzeri eksi 3'ler basamağıdır. Azaltarak gidiyor. Sonuçta soldan sağa doğru azalmıyor muydu bu çözümleme yaparken? Evet. E madem öyle ben bunu nasıl çözümleyeceğim? 8 çarpı 10 artı 0 çarpı 10 üzeri 0 yani 1 yani 0. O halde burası 1 ise bunu sildim. E burası 0 ise bunu da sildim. Artık yazmama gerek yok. Geçtim şuraya. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Al sana bu sayının çözümlenmiş hali. Yani sadece sen tam sayıları ve doğal sayıları çözümlemiyormuşsun. Bunları da çözümleyebiliriz. Merak etme. Ondalıklı sayılar da çözümlenir. Onlar da bir sayı çünkü. Onların da bir basamağı var çünkü. Anlaştık? Devam ediyorum. Rasyonel sayılarda sıralama. Şimdi sevgili gençler, bu konumuza bir diğer videoda devam edelim. Yani ikinci videomuza devam edelim. Rasyonel sayılar 2 diye bir video yayınlayacağım. Buraya oradan devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Yoksa video çok çok uzun olur. Dolayısıyla videonun da uzun olmasını istemiyoruz. Tek solukla birinci videoyu, ikinci solukla da ikinci videoyu bitirirsin diye düşünüyorum. O halde diğer videoda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.